Herkese merhaba, ben Eda Kavri. Bu videoda sanatsal bir içerikle karşınızdayım. Ne? Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu yanağıma çerçevelenmiş bir şekilde yapıp ona uygun bir göz makyajı yapacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de sizlerle beraber yine ilk defa deneyeceğim. Kavri'nin gezegenine giriş yapıyoruz. Madem Van Gogh'un tablosunu yapıyoruz, o zaman birazcık Vincent Van Gogh'un hayatından bahsedelim. Videomuz birazcık işe yarasın. Van Gogh ilk önce papaz olmayı planlarken işinden kovulmasıyla 27 yaşında resime başlamasına vesile oluyor bu olay. 27 yaşına kadar hiç resim yapmamış, hiç resim eğitimi almamış biri Van Gogh. 27 yaşından 37 yaşına kadar toplamda 10 senede 900'den fazla eser çıkararak bize bir günde bir iki tane eser çıkardığını kanıtlamış oluyor. Hesaplamışlar sanırım 36 saatte en az bir tane eser çıkardığını söylüyor internetteki veriler. Şu anda Vincent Van Gogh'un tabloları milyon dolarlara satılırken çok çok değerli sanat eserleri iken o zamanlarda maalesef böyle değildi. Hatta Van Gogh hayatında yani yaşamı boyunca sadece bir tane tablo satabilmişti. Öldükten sonra ünlenmeye başladı. Hatta bazı kış gecelerinde tablolarını yaktığı söyleniyor. Bu ne kadar üzücü, görmediğimiz bir sürü eseri varmış ve maalesef yanmış. Üzücü yani. Onun yanı sıra Van Gogh'un psikolojik hastalığı vardı ve dolayısıyla birçok kez hastanede yatmıştı. Hem kitabını okudum hem de filmine gitmiştim. Hatta bu tablonun da orada yapıldığını söyleyeceğim size. Hastanede pencerenin parmaklıkları ardından aya bakarken yapmış bu tabloyu. Hatta beğenmediğini söylemiş kardeşine. Başarısızlık olarak adlandırmış. Bu tablonun anlamına hem bir ölüm olarak bakıyorlar hem de ölümsüzlük olarak bakıyorlar. Tam olarak net bir şey diyemiyorum tabii ki ben de. Ama açıkçası benim çok hoşuma giden bir resim. Epilepsi hastalığının yanı sıra renkleri öylesine çok seviyormuş ki bazen atölyesinde boya yediği söyleniyor ve daha renkli olsunlar diye yemeklerine bile boya kattığını yazmışlar internette. Ben bunu okumamıştım. Okuyunca çok şaşırdım. Bu yüzden size de söylemek istedim. Filmi izlerken en dikkatimi çeken şeylerden biri tabloda resim yaparken attığı bir fırça darbesinin üstüne ikinci darbeyi atmıyordu. Yani tek fırça darbesiyle resimlerini bitiriyordu. Bundan çok fazla etkilenmiştim. Çünkü yağlı boya tablo yapmasına rağmen çok cesur bir hareket. Çok 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 zor. Bu yüzden çok fazla etkilenmiştim. Çoğumuz Vincent Van Gogh'un kulağını kesmesiyle biliyoruz. Kulağımı kesip sarıp eskiden birlikte olduğu genel evinde çalışan bir kadına göndermiş. Bunu çoğumuz okumuşuzdur. Ama mesela bazı filmlerde kendisine kurşun atarak yani silahla öldürerek intihar ettiği söylense de internetteki bazı yerler bunun cinayet olabileceğini de söylüyor. Çünkü filmi izlerken en üzüldüğüm şeylerden biri çocukların ve insanların onu çok dışlayıcı bir şekilde davranmasıydı. Sanki internette de şu an mesela demin okudum sanki bir uzaylıymış davranmaları. Çok çok üzücü. Dolayısıyla insanlar tarafından böyle dışlanması bana da cinayet vakası olabileceğini gösteriyor. Yani öyle bir tahminde bulunuyorum ben de. Tabloları her ne kadar böyle rengarenk olsa da hayatı aslında çok üzücü ve hüzünlü bir hayat. Hiç mutlu olamamış desek yeridir. Gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Ben çok üzülmüştüm ama aynı zamanda tablolarına baktığımda bu sefer daha anlamlı bulmuştum. O tablolardaki çizgilerde o hüznü keşfedebiliyorsunuz gerçekten.
Ve gerçekten renkleri, çizgileri o kadar güzel ki şu an mesela bakıyorum yaptığı tablo çok zevk alarak baktığım tablolardan diyebilirim. Sizin Vincent van Gogh'un yapmış olduğu en sevdiğiniz resmi hangisi? Aşağıda yazarsanız çok çok sevinirim. Benim en sevdiğim tablosu bu olduğu için ilk önce bunu yapmak istedim. Ama daha sonra başka tablolarını da yapabilirim. Eğer başka ressamların tablosunu yapmamı istiyorsanız o ressamın ismini yazarsanız sevinirim. Evet, toparlayalım ve artık ses kaydından videoya geçiş yapalım. Görüşürüz. Evet, makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Van Gogh'un bu yıldızlı gece tablosunu yanağıma yaptım ve alüminyum folyoyla ve aynı zamanda rujla bir çerçeveliymiş gibi göstermek istedim. Ve o tabloya uygun göz makyajı, işte yüz makyajı yaptım. Ve tabii ki de aynı zamanda saçlarımın uyumunu, ojelerimin veya bilekliklerimin uyumunu da söylemiyorum. Hepsini ona göre uyumlu yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz hem ressamlar hem sanatla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak hem de aynı zamanda böyle şeyleri yüzümde görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve hangi ressamın hangi resmini çizmemi istiyorsanız onu da aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Valla tahmin... Ya, başta birazcık zor başladım. Bir korktum ama sonra devamında bence her şey güzel gitti gibi. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi tabii ki de bekliyorum. Boş boş makyaj yapmaktansa aynı zamanda dedim birazcık da sanat eseri ortaya koyalım. Biraz da Van Gogh'u konuşmuş olduk. Aynı zamanda birkaç bilgi edinmiş olduk böyle bir görsel şölenle. Evet, çok fazla konuştum diye düşünüyorum ama bu kadar makyaj yapıp şimdi 3 saniyede bunu böyle silmek o kadar acı bir şey ki size anlatamam. Tabloya yapsan en azından tabloyu koyuyorsun bir kenara duruyor. Ama bunu şimdi silecek olmak çok acı. Bu yüzden iyicene iyi bir şekilde fotoğraflayabilirim umarım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın ve Instagram'daki fotoğraflarımı da lütfen beğenin. Gelecek videolarda markalardan gelen ürünleri açacağım. Yine kullandığım ürünleri karşılaştıracağım. Ve tabii ki de böyle bu tarz ve fantastik karakterler yaratıp karşınıza gelmeye devam edeceğim. O zaman Kaori'nin gezegeninden ben Yura Kaori. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benle kalın. Sağlıkla kalın. Vah vah. Güle güle Van Gogh. Daha fazlasını görmedim. Sanat eseri görmek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve Kaori'nin gezegenindeki başka karakterlerle tanışmak için de lütfen bildirimleri açın ve diğer videolara bakın. Bakalım gelecek karakterler nasıl olacak? Yura Kaori'nin gezegeninde gelecek bölümlerde görüşmek üzere.